biraz daha ayak basmaya gayret ettik. Mutlaka ulaşamadığımız kişiler olmuştur. Mutlaka iletişim kuramadığımız kişiler olmuştur. Ama ben hep şuna inandım. Ben işte onlarca belki yüzlerce esnafla konuştuğumda, işte STK'ları ziyaret ettiğimde ya da iş adamlarını ziyaret ettiğimde sorunlar ortak. Birisiyle konuştuğumuzda aldığımız mesajı Ankara'ya götürdüğümüzde dolayısıyla o sorunların Ankara'ya iletilmesi açısından bir köprü vazifesi görebiliyoruz. Ve görüşmediğimiz insanların da Ankara'da sesi olabiliyoruz diye düşündüm. Önemli olan samimiyetle çalışmak. Siyaset gerçekten zor iş. Ben böyle çok bir konuşma yapmak istemiyorum. Hani klişe bir konuşma yapmak istemiyorum. Burası dost meclisi olarak kabul ediyorum. Siyaset samimiyetle temsil edilmeden yapılabilecek bir şey değil. Bir yerden sonra tökezliyorsunuz. Gerçekten inanarak da yapılması gereken bir şey. İnanmadan yaptığınız şey zaten karşı tarafta çokça da sırıtıyor. O yüzden ben 19 yıldır bu partinin içerisinde şu an milletvekili olabilirim ama bir kırıntı olmaya çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bugün milletvekiliyim. Yarın olmayabilirim. Yarın normal hayatıma geri dönebilirim. Ama siyaset benim hayatımda hep olacak. Çünkü ülkenin sorunlarının düzgün siyasetçiler olmadan çözülebileceğine hiçbir zaman inanmadım. Neticede bir partiye oy vereceksiniz, onu iktidar yapacaksınız ve o parti iktidara geldikten sonra da ülkenin sorunlarına eğilecek. Kendi yaşım el verdiğince, babamın anlattıklarından, geçmişte kendi büyüklerimizin anlattıklarından yaptığım kıyas sonrasında son 19 yılda devrimsel nitelikte çalışmalara imza atan AK Parti siyasetinin içerisinde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Elbette ki eksiklerimiz vardır. Elbette ki zaman zaman hatalarımız vardır. İnsanın olduğu her yerde, her kurumda, her yapılanmada bunlar mutlaka olacaktır. Bu sizin için de geçerlidir. Kendi yapılanmalarınız için de. Ama önemli olan dediğim gibi hedefe ulaşma noktasında elinizden geleni yapmak, imkanları sonuna kadar zorlamak ve bu imkanları oluşturabilecek zemini hazırlayabilmek. Bence bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan reform niteliğinde çalışmalar yaptı. Hala yapmaya devam ediyor. Özellikle son 2 yıldır dünya, sadece Türkiye değil, dünyamız hiç tecrübe etmediği çok zor günleri sırtladı. Hepimiz zor durumda kaldık. Her alanda çalışan kesim, evde oturan kesim, çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar herkes bir bedel ödedi. Dünya da hala ödemeye devam ediyor. Dolayısıyla ödediğimiz bu bedelin bize yansıması hem ekonomik anlamda olmuştur, hem sosyal alanda olmuştur, hem başka alanlarda olmuştur, psikolojik alanlarda bile olmuştur. Dediğim gibi tecrübe etmediğimiz bir dönemdi. Ama ben dünya ülkeleriyle, gelişmiş dünya ülkeleriyle Türkiye'ye kıyasladığımda Türkiye'nin gerçekten bir kez daha rüştünü ispat edebildiğini gördüm. Ülkemle gurur duydum, milletimle gurur duydum. Çünkü bu süre içerisinde geçmiş dönemlerde bazının içine baktığımız, el pençe divan durduğumuz, hep bir eziklik içerisinde kendimizi onlarla kıyasladığımız, hiçbir zaman onların seviyesine gelemeyeceğimize inandırıldığımız o güçlü devletlerin bile nasıl bir günde çöktüğünü, çaresiz kaldığını, ellerinden bir şey gelmediğini gördüğümde ve Türkiye'nin hala dimdik ayakta olduğunu gördüğümde ülkemle bir kez daha gurur duydum. O yüzden yine doğru yerdeyim diyebiliyorum. Bu anlamda çok fazla siyaset yapmaya belki gerek yok ama bazı zamanlarda da gerçekten gerekiyor. Ben Trabzon'da siyaset yaparken Ankara'yı sadece gördüklerim ve duyduklarımla tahmin edebiliyordum. Ama Ankara'ya gittikten sonra, oranın havasını teneffüs ettikten sonra, orayı gördükten sonra bazı konularda hem sevindim hem üzüldüm. Çünkü yakından müşahede etmenin bakış açımı ne kadar geliştirdiğini ve değiştirdiğini gördüm. Şöyle ki buradan bakıldığında Ankara'ya belki işte vatandaşlarımız örnek vererek anlatayım. Bir meselenin mecliste dile getirilmesiyle birlikte sanki o meseleye, o siyasetçinin eğildiğini, o siyasetçinin o meseleyi çözdüğünü, o meseleyle ilgilendiğini düşündürtebiliyor karşı taraf. Mesela muhalefet bunu çok iyi yapıyor. Bir örnekle vereyim. Şimdi sizin diyelim ki Akçaabat'ta lokal bir problemimiz var. Belki burada Büyükşehir Belediye'mizin çözebileceği, belki bakanlıklarımız nezdinde işte
icra kurulumuzla çözebileceğimiz. Ama zaten AK Parti siyasetçilerinin işte ilçe başkanından il başkanına, milletvekiline kadar zaten üzerinde durduğu, hassasiyetle eğildiği bir meselenin, lokal bir meselenin bir muhalif milletvekilince meclise taşınıp genel kurulda ifade edilmesi halk tarafından sanki o milletvekilinin o meseleyle ilgilendiğini, o meselenin üzerinde durduğunu, işte halkın sesi olduğunu gösterir nitelikte. Ama ben oradan baktığımda böyle görmüyorum. Bu gerçekten tırnak içinde söylüyorum, çok riyakar bir siyaset anlayışı. Çünkü muhalefetin yaptığı tek şey şu, bunu üzülerek gördüm. O lokal meseleyi alıp mecliste genel kurula getirip orada seslendirerek, orada işte Akçabatlılara ya da hangi ilçeyle ilgiliyse o ilçe sakinlerine bir selam göndererek arkasını dönmesi, konuyla hiç ilgilenmemesi. Bir de bir basın açıklaması patlattığında kahraman olmasıyla sonuçlanan bir durum. O meseleyle yine AK Parti'nin siyasetçileri, AK Parti'nin milletvekilleri, AK Parti'nin mutfağındaki insanlar ilgileniyor. Yine onlar çözüme kavuşturuyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Çözüme kavuştuğu zaman sanki o milletvekili o meseleye değinmiş de, o meseleye parmak basmış da, o yüzden AK Parti de uyanmış, birdenbire fark etmiş bazı şeyleri ve onun sayesinde bu iş çözülmüş gibi de bir algı operasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bazen eleştirdiklerimiz, bazen desteklediklerimiz sizin yanlış yansımaları olabiliyor bize. O yüzden ben diyorum ki buradan bakışımla Ankara'dan bakışım arasında zaman zaman farklılıklar oluştu kendim gördüğüm için. Yine buradayken söyleyeyim, sürekli bize geldiği için bütün programlarda da konuşmaya çalışıyorum. İşte neden şu konuyla ilgili muhalefetin verdiği önergeyi reddettiniz soruları. Öyle değil mi? Aslında verilen önergeler hep şu şekilde yansır. Zaten AK Parti'nin komisyonları malum konu üzerinde çalışıyordur. Mesela fındık bunlardan bir tanesi. Bizi ilgilendirdiği için söyleyeyim. İşte biz fındık araştırma komisyonu kurduk. Doğu Karadeniz Bölge Milletvekilleriyle o komisyonu oluşturduk. O komisyondan o komisyonun çıktılarını bakanımıza sunduk. İşte fındık fiyatlarının belirlenmesi, fındık politikalarının belirlenmesi gibi bu çok daha önemli bir şey. Dünyada tekel niteliğinde olan fındık üreticiliğinin, elde ettiğimiz o fındığın dünya piyasalarına daha fazla yayılması, dolayısıyla cebimize daha fazla para